Herkese merhaba. Bugün Scratch'la Türk bayrağı çizimini anlatacağım. Şimdi Scratch 3'ü bilgisayarımıza indirdikten sonra böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Buraya internetten indirdiğimiz bir Türk bayrağı çizimi resmini indiriyoruz. Bunu ben daha önce indirmiştim. Şöyle resmi farklı kaydetten bu resmi indirdim. Daha sonra Scratch'ta şu alana öncelikle arka plan resmimizi şuradan yüklüyoruz. Şu kütüphanesi biz yukarıdan şuradan Türk bayrağını indirdiğimiz klasörden buraya yükleyeceğiz. Evet geldi. Şimdi kuklamızı siliyoruz. Vektöre dönüştürelim. Biraz genişletiyoruz. Şu şekilde yerleştirdim. Şu an arka planla işim bitti. Şuraya da isim verelim. Kodum işte kodu yazarken kolaylık sağlar. Evet, arka plan resmimize isim verdik. Şuradaki boş olan arka planımızı da siliyoruz. Şimdi kukla alacağım, kalem alacağım. Kalemi de kendi kütüphanesinden şuradan alıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Ve kalem yazıp aratalım. Evet. Kalemimiz geldi. Şimdi kalemimize bir ayar yapmamız gerekiyor. Kostümler kısmından şu ikinci fazla olan kalemi siliyorum. Bu kalemdeyiz. Şuradan ekranı biraz büyütüp kalemimizi öncelikle bir gruplandırmamız gerekiyor. Bunun için tamamını seçtim. Bakın kalemin ve gruplandır diyorum. Tek resim haline getiriyorum. Şimdi artık kalemimi şu şekilde kaydırabilirim. Şurada görmüş olduğunuz biraz daha büyüteyim. Bir merkez nokta var bakın. İşte kalemin ucunu oraya değdiriyorum. Bunun nedeni birazdan kod yazarken çiz dediğimde eğer merkez noktası buna değmezse kalemin ucu sanki kalemin ortası çiziyormuş gibi bir şey çıkar. Bu da kod yazarken zorluk çıkarır bize. Bu nedenle bu merkeze getirmemiz önemli kuklamızı. Burayı da tamamladıktan sonra artık kod bölümüne geçebiliriz. Şimdi kod bölümüne geçtik. Burada bakın x ve y eksenini görüyorsunuz. X'in değeri 7, y'nin değeri 44. Şu an kalemin bulunduğu konum. Biz kalemi nereden başlatmak istiyorsak oraya sürükleyip bırakacağız. Biraz da kalemin boyutunu küçültelim. Bunu %50 yapalım şurada büyüklüğünü. Evet. Şimdi daha kolay yerleştirebiliriz. Mesela önce çizime buradan başlayalım diyelim ki. Buraya koyduğumda bakın xy eksenindeki değerler değişti. Yani koordinat sistemi olarak düşünün bunu. Koordinatları değişiyor. Nereye koyarsak, nereden başlatmak istiyorsak oraya alıyoruz. Şimdi kodda tıklandığında kalemimiz bu noktadan başlasın. Ancak şuradan bir de eklenti yüklememiz gerekiyor. Şu sol alt köşede eklenti yükle bölümü var. Bakın burada kalem var. Bu kalemin kodlarını buraya yüklememiz gerekiyor önce. Şimdi kalemi her seferinde başladığında tümünü temizlesin diyoruz. Daha sonra
kalemin konumu şurada. Hareket kısmından alıyoruz bunu. Burada x, y hangi şeydeyse, koordinattaysa burada zaten otomatik çıkıyor. Bunu da buraya yerleştirdik. Şu an kalemimiz burada. Ben mesela kalemi şuraya götüreyim ve koda tıkladığımda yine aynı noktaya gelecektir. Biraz daha büyütelim. Şimdi yine kalemin kodlarına geldiğimizde kalemin rengi ne olsun onu belirleyelim. Kalemin rengi kırmızı seçtim. Tam bir kırmızı olmadı. Şimdi oldu. Daha sonra kalemin kalınlığını soruyor. Artır değil de şunu seçiyoruz. Kalemin kalınlığını örneğin 3 yapalım. Şu an yazar mı peki? Şu an aynı noktada yazmaz. Şöyle bir adım öteye götüreyim. Birazcık bu tarafa kaydırmış olalım o noktadan. Ve tekrar götürdüğümüz noktanın koordinatını belirlememiz gerekiyor. Aldık. Götürdüğümüz noktanın koordinatını bıraktık. Peki yazacak mı bakalım? Evet, ilerliyor ama yazmıyor. Çünkü kalemi bastır komutunu vermemiz gerekiyor. Kalem kalınlığından sonra kalemi bastır yerleştirdiğimizde bakın şu anda kırmızı renkte yazması gerekiyor. Evet, başlangıç noktasına geldi. Bu şekilde adım adım kalemi ilerleterek biraz daha titiz çalışmam gerekiyor ama bu şu anda sizlere göstermek için yaptığımız bir çalışma. Şöyle. Evet, bu şekilde. Peki buradan bu köşeye aldığımda ne yapacağım? Buradan buraya giderken önce kalemi kaldır diyeceğiz. Sonra o noktanın koordinatını vereceğiz. Şöyle yukarı alalım. Evet, bakalım şimdi ne yapacak. Pardon. Şimdi iptal edelim. Evet, şu an kodu algıladı. Gördüğünüz gibi istediğimiz noktaya götürüp oranın koordinatını alıyoruz. Yaptığımız şey kalemin basılı tutulması veya kaldırılması komutunu yerleştirmemiz. Herkesin kodu kendi eklediği resme göre değişeceği için ben kod paylaşmak istemedim. O yüzden bu videoyu hazırladım size. İyi çalışmalar diliyorum.